Evet, bugünkü muhteşem tarifimizde arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Alalım bir blenderimizi. Birinci muhteşem, çok faydalı bileşen bu üzümdür arkadaşlar. Kurutulmuş üzüm kullanacağız. Üzüm siyahını da kullanabiliriz, beyazını da kullanabiliriz. 3 çorba kaşığı üzümü alalım. Şimdi gelsin ikinci faydalı bileşenimiz, kabak çekirdeği. Şöyle hazır, açılmış, hazırlanmış kabak çekirdeğinden alalım arkadaşlar. 1 2 çorba kaşığı yeterlidir. Ondan sonraki kullanacağımız bileşen susam. Evet arkadaşlar, beyaz susam kullanacağız. Susam gerçekten kemikler için, eklemler için çok ama çok faydalıdır. Bizim komple sağlığımız için, vücudumuz için gerçekten muhteşem bir faydasını gösterecektir arkadaşlar. Evet, susamdan da ekliyoruz. 1 2 3 3 çorba kaşığı susam aldık. Ve gelsin ondan sonraki bileşenimiz arkadaşlar. Bu keten tohumu. Keten tohumu muhteşem lifli bir bileşendir. Lifli bir bitkidir arkadaşlar. Ve gerçekten bizim sağlığımıza çok ama çok faydalıdır. Keten tohumundan da alalım, ekleyelim. 1 2 3 4 4 yemek kaşığı yeterlidir. Ve arkadaşlar, bu faydalı karışımımıza bir de jelatin ekleyeceğiz. 1 çorba kaşığı jelatini alalım ve ekleyelim. Şimdi de bu aldığımız malzemeleri, karışımı blenderden geçirip toz haline getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bütün karışımımızı blenderden geçirdik. Şimdi de alalım ve direkt bir cam kavanoza yerleştirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karışımımızı yaptık. Şimdi de bunun üzerine ne ekleyeceğiz? Tabii ki de doğal bal ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerine yaklaşık 100-150 mililitre doğal bal eklememiz lazım. Bu karışım, bileşen her biri çok faydalı ve üstelik doğal bal karıştığımızda gerçekten çok ama çok faydalı bir şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten bildiğimiz vitamin kaynağıdır. Vitamin ve besin kaynağıdır bizim vücudumuz için ve özellikle kemikler için gerçekten muhteşem bir karışımdır. Şimdi doğal balla güzelce karıştıralım. Ha, bal eklemeysek olur mu diye de sorabilirsiniz. Bal yemeyeceğim ya da bala alerjim var diyorsanız, bal eklemeden de sadece bu karışımı bu şekilde yaparak da balsız da yiyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben karıştıktan sonra sizlere nasıl kullanacağımızı, nasıl içeceğimizi, yiyeceğimizi, ne kadar içeceğimizi, yiyeceğimizi de anlatacağım. Bu karışımımızı arkadaşlar günde 2 defa yemeliyiz. Şimdi sabah kahvaltıdan önce, 30 dakika önce alıyoruz, 1 tatlı kaşığı ve yiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra
30 dakika geçtikten sonra kahvaltımızı yapalım. Bol bol su içelim ondan sonra. Ve öğlen yemeğinden 30 dakika önce tekrar bir tatlı kaşığı yiyelim. Bu şekilde günde 2 defa olarak akşama bırakmadan sabah ve öğlen bir tatlı kaşığından yiyelim arkadaşlar. Gerçekten dizlerinizin nasıl ağrıların geçtiğini fark edersiniz ve genç yaşınızda nasıl koşturuyorsanız o şekilde koşturmaya başlarsınız. Eklemler, kemik ağrıları, diz ağrıları, dirsek ağrıları, omuz ağrıları hepsi geçecektir arkadaşlar. Çünkü içindeki bileşenler gerçekten çok ama çok faydalı bileşenlerdir. Ve aynı zamanda da arkadaşlar bu karışımımız bizim metabolizmaya çok iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır. Sindirim sistemine çok faydalıdır. Kabızlık sorunu çeken arkadaşlar, özellikle söylüyorum, kabızlık sorunu varsa muhteşem bir şekilde gideriyor o sorunu. Çünkü metabolizmayı güzel çalıştırıyor ve sindirim sistemimize çok ama çok yardımcı oluyor.